Ala hale gel. Ablacığım, hoş geldin. Ne oldu Lale? Kötü bir şey mi oldu? Ne bu surat? Hani iyi bir şey oluyor mu diye bir sorar mısın? Okulda var ya, çocuklar çıldırttı beni. Onur desen zaten sinirime sinirime geliyor. Ne oldu? Anlatsana. Of anne, of. Efendim tekrar bekleriz. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Tekrar hayırlı uğurlu olsun beyler. Onur Bey, gerçekten kızmadınız bize değil mi? Niye kızayım Samet? Sen benim kardeşim sayılırsın zaten. Bacanak'ta biliyorsun, durumumuz başka. Ben böyle bir şey yaptığınız için sadece gurur duyarım. Zaten girişimci ruhu takdir ediyorum her zaman, biliyorsun. Asıl siz eksiniz gediniz varsa bana söyleyin, tamamlayalım. Ayıp ediyorum Bacanak. Yani bugüne kadar sen hep bizim arkamızda durdun. Bundan sonra da eğer senin bir eksiğin varsa biz karşılayacağız inşallah. Aynen Onur Bey. Yani aslında bir eksiğim var. Da. Tamamlayabilir misiniz bilmiyorum yani. Bacanak, Lale şimdi kıskanmadı mı seni yani? Ya kıskanmaz olur mu Bacanak? Deliler gibi kıskandı da renk vermiyor işte yani. Sorun orada. Biliyorum ben bak. Onlar bizi seviyor ama gururları yüzünden söyleyemiyorlar yani. Sonra ne oldu Bacanak? Sonra ne oldu? Sonrasını ben de bilmiyorum. Ya bugün her şey değişikti yani. Ben işe giderken geldi. Taktığım kravatı aldı. Yerine gitti, böyle daha hani uyuyacak bir kravat getirdi. Onu taktı falan. Dedi ki böyle senin dedi gözlerin aşkım çakmak çakmak oluyor. Göz rengin çıkıyor dedi. Bunu kullan. Niye diğerini kullanıyorsun falan. Ondan sonra bir garipti yani, anlamadım. Acaba diyorum hani böyle biraz abarttın mı sen mevzuyu ha Bacanak? Ya az bile yaptım Bacanak. Lale'ye az bile şu an ya. Ya ben sana bir şey sorayım. Bir insan bir gün kıskanır, ertesi güne hiçbir şey yokmuş gibi davranır mı? Dün kıskançlıktan deliye dönen Lale, bugün hiçbir şey olmamış gibi davranan, kafası rahat Lale. Ben de bunu anlamıyorum yani. Allah'ım yarabbim gitti dur dedi hayatım dedi, bana sana parfüm getireyim falan. Parfüm sıkıyor, böyle üzerime boca etmez mi bir de? Dedi aşkımı dedi ben dedi böyle işe göndereceğim, şöyle göndereceğim, canım cicim falan böyle öpüyor. Dedim ne oluyor ya? Hayırdır, yüzüne de böyle bir mutluluk gülümsemesi. Aşkım aşkım falan. Eyvah. Ne oldu? Ben o gülümsemeyi biliyorum Bacanak. O fırtına öncesi mutluluk gülümsemesi. Nülüfer'de de var aynı. Bak böyle mi gülüyordun? Yani gibi. Biliyorum ben onu. Of. Var ya o gülümsemeden sonra yemin ediyorum ya bir fırtına kopuyor ya bir şimşek çakıyor. Gemi böyle alabora oluyor. Sen bayağı arı kovanına çomak sokmuşum be Bacanak. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Böyle kaldıracağız elleri, Allah'a dua edeceğiz yani. Fırtına şiddetli geçmesin diye dua edeceksin. Ne yapacaksın? Biliyor musun Bacanak? Biz kadınlar karşısında aciz kullarız yani. Ne yapacaksın? Aha. Böyle işte. Doluya koysam almıyor, boşa koysam dolmuyor. O belli ki dilekçeye bozulmuş. Tamam mı? Bir ara bir konuşup düzeltirsin aranı. Ama yani biz birbirimize bir şey olduğu zaman söyleyecektik. Öyle anlaşmıştık. Ama o arkamdan iş çevirmeyi seçti. Gitti kadınlarla bana kumpas kurdu. Hah, erkek değilmiş de. Sinsi şeyler. Ay o kadar gözyaşı döktüm be. Ağlamaktan ölüyordum neredeyse. İçin çıktı ablacığım. Vallahi ödüm kopmuştu ha. Bir dakika ama sen niye dilekçeyi imzaladın? İmzalamayacaktın yavrum. Anne ne yapayım? Emri vaki oldu. Yani Hürriyet Hanım kapıya göndermiş dilekçeyi. İsmet babaanne de anlamasın diye ben de kapıda hemen okumadan imzaladım. Çok kızdım Hürriyet Hanım ama o da mahkeme bir an önce boşasın diye bunu yapmak zorundaydım, yazmak zorundaydım dedi. Ama yok ben Hürriyet Hanım'ı devreden çıkarıyorum. Yani davaya Onur'la gideceğim. Yalnız ablacığım bir şey söyleyeyim mi yalnız? Onur da ayıp etmiş ya. Abla ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Ama Onur'un benim üzüldüğüm kadar üzülmesini istiyorum. Hiç öyle doldurma kendini. Onu çektiğine kadar ben de yok öyle şey. Tamam mı? Sakin olun biraz. Ayar verme hemen kendine. Resmen Daltonlar gibiler ya. Sıra sıra Daltonlar bunlar. Samet de ne yapıyorsa orada. Aa, niye öyle söylüyorsun ablacığım? Yani seyyarda olsa patron sayılır bugüne bugün seninki ayol. Aa, nereden benimki oluyormuş? Ay. Beyler, öyle süklüm püklüm durmayın. Biraz gülümseyin falan. Kendilerini güçlü sanmasınlar. Doğru diyorsun Bacanak.
Kuyruğu dik tutmak lazım. Ben kuyruğu Nergis'e kaptırdım. Kurtuluş abiyi nasıl dik tutayım? Ay la ya. Ay, bir bak ya. Zerre kadar umurumda değilim yani. Yemin ediyorum şu evi ben bir tutayım da bakayım. O zaman beni görmezden gelebiliyor mu? Ben var ya 5 katlı köfteciyi bir dikeyim. O Koray'ı bu kapıya paspas yapmazsam var ya bana da zahmet demesin. Aa geldi. Ne işi var lan yine bunun burada? Zahmet tamam sakin ol, zayıflık gösterme sakin. Nergis ben de sizinle geliyorum. Hadi ablacığım görüşürüz. Hoppala. Nereye gidiyor bu ya? Dur. Zayıflık göstermem ablacığım. Çok eğlenin tamam mı ablacığım? Gördünüz mü Onur Bey? İşte insan kendini tutamıyor. Durduramıyor kendini. Tamam. Hadi selametle hadi. Çok güzel. Bravo. Çok güzel. Evet, kestik, parlamalalım. Saç makyaj baksın. Çok güzel. Kameralara çok yakışıyor değil mi? Evet, çok. Güzel. Maşallah. Kameralar da sizinle aileyi pek seviyor. Sen de bence bayağı bir fotojeniksin. Teşekkürler. Koray Bey, ben sizden bir şey isteyebilir miyim? Yani bu mahsur olur mu? Yok, tabii. Ama şu beyi kaldıralım. Yani Koray da bana. Tamam. Koray, şimdi ben Onur'a küçük bir şaka yapmak istiyorum. Onur'a? Evet. Okey. Şöyle düşündüm. Lale Hanım. Nergis. Aa. Abla. Bakıyor mu? Kim bakıyor? Aa. Onur burada da. Bakıyor mu? Çaktırmadan bir bak. Samet de orada. Ya sen bunun için böyle giyindin. Ben de bu işe merak saldım falan sandım. Ay yok ya, ne alakası var? Onur'a küçük bir sürpriz yapmak istedik. Onur Bey. Arkadaşlar bu arada Onur Bey aracından iniyorlar. İsterseniz yavaştan geçelim. Başlayalım o zaman. Bol şans. Merhaba. Merhaba. Bay Risto. Yüksek bir çekim olmasını istiyorum. Ne yapacağımı çok iyi biliyorsun. Tabii ben de. Evet hazır mıyız? Evet. Evet güçlü bir kadınız. Mükemmel. Dünyaya kafa tutuyoruz. Tutalım. İşte böyle. Oturuyorum. Çok iyi. Tabii. Tamam. Sen bir gülsün. Hem narin bir çiçek hem de zehirli dikenlerin var. İşte böyle. Çok iyi. Efendim? Onur. Lale ne yapıyorsun sen? Onur ne oluyor? Ne demek ne oluyor ya? Asıl sana ne oluyor? Ne yapıyorsun burada? Ne işin var? Ya Koray aile serisi yapmak istemiş. Rica etti. Ben de kabul ettim yani. Ne var bunda? Ne var bunda? Evet. Sen ciddi bana ne var bunda mı diyorsun? Bu kadar basit mi yani? Onur, ikimiz de özgür insanlarız. Ya istediğimiz işi yapabiliriz değil mi? Buna karışmaya hakkımız yok. Bu kadar da ilkel değiliz herhalde. Ayrıca sen istediğin insanla görüşüyorsun. Ben de görüşebilirim. Abartmayalım bu durumu ya. Uzatmayalım bence.
Abartmayalım, öyle mi? Peki Lale. İyi. Koraycığım, eğer bittiyse ben gideyim. Lale, teşekkür ederim. Eline sağlık. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Nergis, hadi gidelim. Gidelim Nergis. Baksana bana. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sana da merhaba Onur. Bana laf salatası yapma. Eşimle, baldızımla ne yapmaya çalıştığını söyle bana. Görmüyor musun? Katalog çekimi yapıyoruz. Allah Allah. Cevaplara bak. Lale'den de Nergis'ten de uzak duracaksın. Bak Koray, seni uyarıyorum. Güzel güzel uyarıyorum. Eğer bir kere daha dediğimi yapmazsan, onları üzersen, seni doğduğuna pişman edeceğim. Senin bu olayların nedir ya? Ha? Böyle sürekli geliyorsun. Sen taktın mı bize? Senin amacın ne? Lale benim eşim, bu bir. Sen ciğeri beş para etmez herifin tekisin, bu iki. Sadece Lale ile Nergis için değil, herhangi bir kadını senin için uyarmak lazım. Senin nasıl adi bir adam olduğunu anlatmak lazım onlara. Arkadaşlar, bir bakın buraya, bir dinleyin beni. Sizin bu patronum dediğiniz adam var ya, en önde gideni. İnsanların, özellikle kadınların, bu adamın gözünde hiçbir değeri, kıymeti yok. Dikkat edin diye söylüyorum, tamam? Herkesin haberi olsun istedim. Hadi bakalım. Kimse yok mu? Lale? Lale? Ben geldim. Babaannem Filizler'de. Lale nerede peki? Hadi Lale, aç şu telefonu ya. Aç şu telefonu. Arıyor. Daha çok ararsın Onur Bey, çok. Açmayacağım ki. Açma. Allah aferin ablacığım. Allah, çabuk öğreniyorsun, tebrik ediyorum. Yani erkek milletiyle savaşı kazanmanın en iyi yolu ne? Çelik gibi bir sinire sahip olmak. Anne, çelik gibi sinir ne demek? Ha. Çelik gibi sinir. Şimdi anneciğim, hani böyle şövalyelerin böyle hani zırhları olur ya. Heh, sinirlerimiz de öyle o zırhlarla çevrilidir. O yüzden böyle savaşı onlarla kazanırsın anneciğim. Lale teyzem kimle savaşacak ki anne? Kimle savaşır teyzen? Onur eniştenle. Annemin babamla savaştığı gibi mi savaşacaklar? Neler öğretiyorsunuz çocuğa? Gel bakayım. Bak ya, sana ne anlatacağım? Evet, çünkü var ya, bunlar bayılıyorlar kartopu oynamaya. Bayılıyorlar. Ya diyorum, oynamayın yeter artık. Bunlar alıyorlar karları. Ay 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 ay, oynayacağız. Ne oluyor anne, sen kartopu oynarken ne yapıyor anne? Ne diyor sana? Annem hemen içeriye geçti. Ha, işte ben de öyle diyorum. İçeriye gir kızım diyorum. Ay, bunlar oynayacağız. Bir gün ne yapmışlar bu biliyor musun? Onur'la Lale oynarken içine taş koymuşlar. Ondan sonra da bir çarpmış, sonra da kıyamet koptu. Ben de yeter diyorum, bu kadar çok oynanmaz. Oturun evinizde diyorum, biraz diyorum. Ha, yine arıyor. Açsam mı ya? Hayır. Kar topu oynamak yok artık. Evde yastık savaşı yapın. Ya ben onun kadar kalpsiz olamıyorum işte. Merak ediyordur diye düşünüyorum. Üzülüyorum sonra. Açacağım. Kapattı. Anneciğim. Prodüksiyondan aradılar da bir gece çekimi varmış, birkaç plan varmış. Gelebilir misiniz diyorlar. Ne diyeyim? Kaçta gelirsin? Çok geç kalma. Yok yok, kalmam. Tamam, hadi git o zaman. Git, tamam. Bir an evvel hallet. Görüşürüz. Tamam. Ay, hadi bakalım.
Anne, şöyle güzel ballı bir süt hazırlayalım seninle. Oley! Tamam, biz gidelim yapalım. Siz de yeni taktikler geliştirin. Ay vallahi bak, bu sefer de beni arıyor ha. Tamam, aç ama yokum. Efendim enişte. Alo, Nülüfer merhaba. Lale yanında mı? Lale? Lale yok. Biz de Emir'le oturuyoruz Onur. Heh. Anladım. Nerede olduğunu biliyor musun peki? Şey, ablacığım neredeymiş? Yani bir işim var, gidiyorum. Geç geleceğim dedi. Ne zaman geleceğini söylemedi. İyi, tamam. Sağ ol. Hoşça kal. Lale, ablacığım birazcık fazla olmadın. Bak, annem doğru söylüyor ya. Sen bir tık abarttın gibi ha. Ayrıca telefona bakacağını da söyledin. Niye böyle yaptın? Tam açacaktım kapandı abla. Şimdi ben mi arayayım üstüne? Ha, bilmiyorum ya. Ne yapacağımı şaşırdım artık. Kim haklı, kim haksız? Ne yapmam lazım, ne yapmamam lazım? Allak bullak oldum gerçekten. Kafam çok karışık. Sesi nasıl geliyordu sesi? Fikret, kuzum, yarın çocuklarla bir kutlama yemeğine mi çıksak diyorum. Onur ve Lale ile mi? Bizim başka çocuğumuz mu var Fikret? Tabii ki onlarla. Hem Songül Hanım da gelir. Anneciğimi de alırız. Aa, bak bu çok iyi olur hayatım. Hem aradaki soğukluk da kırılır. Çok iyi olur. Değil mi, değil mi? Hemen Onurcuğumu arıyorum. Nihayet Lale Hanım'ın aklına gelebildik. Efendim anne. Onurcuğum bir tanem, nasılsın? İyi anne, sağ ol. Bir şey mi oldu? Harika bir fikrim var yavrum. Diyorum ki yarın ailecek hep birlikte bir yemek mi yesek? Songül Hanım da gelir. Anneciğimi de almayı planlıyoruz. Hem barışmanızı kutlarız hem de... Anne, ne barışması ne kutlaması ya? Boşanıyoruz biz. Nasıl boşanıyorsunuz? Niye yavrum, ne güzel barışmıştınız siz. Ne oldu da böyle, nasıl yani? Anneciğim, bu konuyu artık kapatın. Bu iş düzelmeyecek. Bunu siz de kabul edin lütfen. Ben artık daha fazla konuşmak istemiyorum ya. Anneciğim, başka bir şey söyleyeceksen yarın konuşalım, tamam mı? Şimdi müsaade et. Onur. Ay, boşanacağım diyor Fikret. Ay, bunlar kalbime indirecekler benim. Sakin ol hayatım, sakin ol. Sakin ol hayatım, sakin ol. Bu kadar sakin olma Fikret. Bu sakinliğin beni geriyor. Vallahi geriyor. Ne? Boşanıyorlar mıymış? Allah Allah! Nereden çıktı ya bu? Hani bunların arası iyiydi. Nereden çıktı bu boşanma? Yani başıma ağrılar giriyor. Başıma ağrılar giriyor. Bir dur Fikret, bir dur lütfen. Sen bu kadar gerilirsen, sinirlenirsen beni sakinleştirecek. Relax lütfen, relax lütfen. Bak, sakin, bak deli nefes alırım. Sakin, tamam, bir ara çok sinirlendim ama şimdi sakinim. Hay, ben bayılacağım. Vallahi bayılacağım, kalbim inecek benim. Lale sen... Yeni uyudu. Vallahi bu akşam o kadar eğlendim, o kadar güzel vakit geçirdim ki... ...ilk defa gönlümce vakit geçirdim. Sen niye bu kadar erken geldin, yoksa sevgili müşterin seni ekti mi? Asla. Biz de bütün gün beraberdik. Yani o kadar beraberdik ki... ...artık yapacak bir şey kalmadı ve artık bitirelim dedik yani. Herhalde bir diğer toplantında Koray Bey'leydi. Ben bir toplantıdan başka bir toplantıya geçiyordum. Yani işte tesadüfen oradan geçiyorduk, uğradım bir. Zaten yarın yine bir toplantım var. Sonra bir toplantım daha var. Sonra bir daha, ardından bir daha sevgili müşterimle. Anladım. Ama yarınki randevularını bir gözden geçirmen lazım. Çünkü işimiz var, mahkemeye gideceğiz. Adliyede olmamız gerekiyor yarın. Ha, doğru. Tamam, araya sıkıştırırım. İyi. Araya sıkıştırılacak bir şeyse bu, babaannene söyleme işini de araya sıkıştırıverirsin. Ya tabii canım, onu da söylemek lazım artık yani. Eninde sonunda öğrenecek. Evet,
İkimiz de özgürlüğümüze kavuşacağız. Yani numara yapmamıza gerek yok artık. Aynen öyle. Kurtulduk. Kurtulduk. Çok şükür. Şükür. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.